Ukrayna Savaşı'nda 3 hafta geride kaldı değerli izleyenler. Tam 22 gündür ülke yangın yeri. Özellikle Rusya sınırındaki kentlerde çatışmalar çok yıkıcı oluyor. Bugün sahadan gelen görüntüler savaşın şiddetinin hangi boyutlara ulaştığını da ortaya koyuyor. Rus ordusunun bomba yağmuru sivilleri de ne yazık ki vuruyor. Çatışmaların hiç dinmediği savaşta Ukrayna ordusu imha ettiği askeri araçların görüntüsünü paylaştı. İşte savaşın son 24 saatiyle bültenimize devam ediyoruz. Savaşı 22. gününde savaşta şiddetin dozu her geçen gün artarak sürüyor. Açık hedef olan bu Rus tankı böyle vuruldu. Saldırının hemen ardından tanktaki asker tam çıkacakken bir kez daha bombaya hedef oldu. Bu ölüm çemberinden Rus asker şans eseri böyle kurtuldu. Saldırı anı ise havadan an be an kaydedildi. Bu görüntülerse yoğun çatışmaların yaşandığı Harkov'dan. Pusuya düşen Rus askeri aracı füzeyle hedef alındı. İsabet alan araç kontrolünü kaybedip yoldan çıktı. Başkent Kiev'de ise gazeteciler Rus bombardımanına yakalandı. Dehşeti yaşayan gazeteciler çalıların arasına saklanıp beklemekten başka çare bulamadı. Yoldan gidin, yoldan gidin. Böyle hareket etmeye devam edin. Ciddi koşun. Şimdi nerede? Yolu bombalıyorlar. Yakınlarda sığınak var mı? Tanrım lütfen bizi kurtar. Bizi sadece kurtar. Bizi kurtar. Bombaların sustuğu anda hızla bölgeden kaçan gazeteciler ölümden döndü. Hızlı git. Viktor hızlan. Böyle sürersen hayatta kalamayız. Askerler bize 152 milimetrelik ağır silahla saldırdıklarını söyledi. Bunu telefonumdan aktarıyorum. Çünkü mikrofonun vericisini kaybettik. Şimdi yer altına inip saklanacağız. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Onlar kurtuldu ama onlarca sivil Rus saldırılarından kaçamadı. Başkent Kiev'de bir köyle bu 16 katlı apartman hedef alındı. En az bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Mariupol'de sığınağa dönüştürülen bu tiyatroyla Harkov'daki bu pazarda hava saldırılarına maruz kaldı. 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Rus uçakları bir askeri depoyu imha ederken Çerniyiv'e düzenlenen saldırılar 5 sivili hayattan kopardı. Bombaların gölgesinde savaşta hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. Ölenlere gözyaşı döktüler. Onlar toprağa verilirken binlerce kişi yollardaydı. Tren istasyonlarında yine ayrılık hüznü vardı. Polonya sınırına gelen anne ve çocuklar bu sığınaklarda yeni bir yaşama başladı. Lviv'de ise onlarca kişinin kalbi Ukrayna için attı. Sanatçılar iki ayrı meydanda savaşı protesto etmek için şarkı söyleyip enstrüman çaldı.
olurken esir alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov serbest bırakıldı. Bu görüntüleri paylaşarak Ukrayna'ya bayrağımızı Melitopol merkezinde dalgalandıracağız mesajı verdi. Slava Ukrayna. Rusya'da ise panik havası hakimdi. Yaptırımlar nedeniyle şekerin fiyatı tavan yapınca onlarca kişi stok yapmak için marketlere akın etti.